Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videomuzda sizlerleyiz. Bugün yani bir önceki videomuzda burada bir konuşma görüşme yapmıştık. Şimdi de tekrardan devam ediyoruz ve çıkış yapacağız buradan. Söyle bakayım ne anlatıyorsun Ejder? Ha, ne fısıldaşıyorsunuz öyle? İdris Bey öyle şu Mario olaylarını falan konuşuyorduk ya. Biliyorsunuz biz satmaya başladık. Ve işte dizaynından biz alıyoruz artık. İlk defa kayıt olacaksınız. Kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Kullanıcı adı, şifre ve e-postanızı dolduruyorsunuz. Hemen dolduruyorum. Doldurdum. Kayıt ol butonuna basıyorum. Evet, buradaki promo kodu kısmını arkadaşlar benim size vermiş olduğum açıklamada ve sabitlemiş yorumda da olan Query 3 promo kodunu yazıyorum ve kodu kullan diyorum arkadaşlar. Şimdi oluşturacağımız karaktere 3 günlük VIP 3 ve 5000 para gelecek arkadaşlar. Başladığınız gibi bu kadar basit. Basit arkadaşlar, oyunda görüşelim, herkesi bekliyorum. Yani Zaim sadece size veriyor, siz satıyorsunuz öyle mi? Evet Ziris Bey, aldık parayı da. Şimdi kardeş, toplum içinde kulaktan kulağa konuşursan kelimelerin rüzgarda uçar ama gerçekler her zaman ayakta kalır. Bir daha toplum içerisinde öyle fısıldaşarak kulaktan kulağa konuşma. Anladım Ziris Bey. Şimdi bu malları kime satmayı düşünüyorsun Ejder? Ya biz alıcı bulamıyoruz ya açıkçası. Ben arıyorum bir haftadır, hani koydum Florya'ya da adamlarımı koydum. Satamıyorum hala. Elimde bekle kaldı. Bekle kardeşim. Sana hemen alıcını bulacağım. Mallarınızı bir tane kamyonet tarzı arabaya yükleyin. Yasak koymuştunuz 25 Ekim'e kadar. Evet. Tabii İdris Bey. Bugün 26 Ekim. Yasağımız kalktı herhalde. Evet, kalktı kardeş. Tamam, çıkışta ben Bejder Bey'le bir görüşürüz. Şimdi ben o mallara bir alıcı bulacaktım. Sen mi talipsin? Yani bir çoğunluğunu kendim alacağım. Evet. Tamam, bakacağız. Bakacağız, ayarlayacağız. Şimdi beni iyi dinleyin. Abdullah, Ejder. Hemen kasalı bir kamyonet ayarlayın. Tamam mı? Tabii. Sizi arayacağım, yer tarifi vereceğim. Tamam mı? Yer tarifi verdikten sonra orada ticaretimizi gerçekleştireceğiz. Tamam. Hemen gidin kasalı kamyonetinizi alın. Mallarınızı da alın. Tabii, tabii. Ayarlayın. Biraz sonra sizi telefondan arayıp yer bilgisi vereceğim. Hadi. Tabii, hızlı olun, hızlı, hızlı. Hadi. Tempo. Tamam, tamam. Lider Efe Kartal. Buyurun. Şimdi sen de almak istiyorsun öyle mi? Ya evet, şöyle güzel bir 50 gram, 100 gram yani işim görecek kadar almak istiyorum. Tamam. Tamam. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sence bu bayar ailesinde para var mıdır bu malları alacak? Efendim? Diyorum ki bu bayar ailesinde bu malları alabilecek para var mıdır? Yani vardır herhalde. Arayalım bakalım, bir boylarının postlarını görelim. Bakalım alabilecek götleri var mı? Çünkü mekanları falan var, arabaları var. Üstten hani bayağı altın falan takmışlardı kollarınızı. Görüyorsunuz Rolex'leri. Diyorsun. Herhalde. Para var diyorsun yani. Ya bence vardır dediniz mi? Yine bir bakacağız. Sormak lazım. Sen kimdin kardeş? Dinliyorsun bizi, şey, buralardasın. Dayını, buradaki Samet'ti. Ferzan. Sen bu Afganlardansın. Afgan mı Afgan? Yani sen Samet'lerdensin. Afganlardan mı Samet'lerden mi? İşte İdris Bey, Samet'ler Afgan oluyor direktten. Afgan Samet. Nerede bu sizin Afganlar? Başka yok mu senden başka şu an? Anladım kardeşim. Bundan böyle... Hele hele akşamın bu saatinde bu şekilde az sizi görmek asla istemiyorum. Her daim hazır olacaksınız kardeşim. Benim ne zaman şehirde olacağım, olmayacağım belli olmaz. Ki ben şehirde olmasam da bu şehri kollamanız, sizin sahip çıkmanız lazım. Öyle ayrı gayrı istemiyorum, tamam? Tamamdır kardeşim. Evet arkadaşlar, araçlarınıza geçin bakalım, çıkış sağlayacağız. Geçin sakin ama şey. Sakin geçin arkadaşlar. Sakin, koşarak değil, emin adımlarla. İdris Bey, o gün de çok güzelsiniz. Eyvallah kardeşim, geçin sağ ol. Dikkatli şekilde çıkıyoruz, konuştuğumuz gibi. Şöyle bir telefondan Akgün'ü bir daha arayayım. Heh, çalıyor bu sefer. Alo, alo. Evet, telefon trafiğini yaptık. Yazarak konuştuk. Göstermeyi unuttum. Şöyle F8'den göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Maslak gişelerini geçtikten sonra oraya gel dedim. Şimdi biz de yavaştan Maslak gişelere doğru yola koyulalım bakalım. Şöyle otobandan gidelim. Şöyle gidelim. Biraz yolu uzatacağım. Bu VIP tamir adı verdiğimiz yukarıdaki tamirat bölgesinin oradan gideceğim. Şöyle inelim. Oo, buradan bak 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 nasıl bağladık kendimizi. Hemen oradan şöyle alt yoldan selamun aleyküm. Böyle çıktık. Vay amına koyayım lan. İlk defa o yolu bu amaçla kullandım bu arada. Yani istemeden oldum. Ulan bu buraya gidiyordur lan kesin dedim ve oraya gitti. Yola koyulduk, gidiyoruz. Baya bak, konuştuğumuz şeyler işe yaramaya başladı arkadaşlar. Etkilerini gösterdi. Şu anda herkes nizami bir şekilde takip ediyor bak. 3, 4, 5 araba falanız. Gidiyoruz bakalım. Evet, gişelere vardık. Şöyle çakanları aramayı unuttuk da çakanları da arayalım hemen. Malı çakanlar getirecek amına koyayım. Kafamı sikeyim. Alo. Alo. Abdullah. Ayarladınız mı kamyoneti? Alo.
yazalım chatten kamyonet ayarladınız mı diye. Patron hoş lan geldin. Mehmet Efe sen buradan da mı çıktın amın? Yok ya benim mülk şuradaydı uyuyayım dediydim ya. Baktım Allah sesler Allah geliyor. Sizi görünce bak ne oluyor dedim. Evet çağırdık geliyoruz dediler. Chat'e bakın arkadaşlar. Evet şöyle size bekleyelim. Size kolay gelsin. Eyvallah kardeş. Lider Efe araçları birazcık daha bu tarafa doğru yanaştıralım. Ya, yoldan araba gelir falan dikkat edelim. Nasıl yanaştıracağız? Şuradan yanaştıralım. Öyle geri geri. İstersen soldaki çimenlere de park ederiz Lider. O zaman şöyle yapalım. Girelim şuranın içine bir park edelim sonra çıkış sağlarız. Gelin evet. Beni takip edin. Evet. Araba fena döndü ya. Şöyle bırakalım. Ha. Baksana Passat'a. Kelebek kapılı. Plaka kartal. Lider Efe Passat'a kelebek kapı takmışsın. İdris Bey kartal misal diyelim. Kartal misal mi? Aynen öyle. Uçan bir kelebeğe benzettim sanki ben arabanı ama. Yok, şimdi değerli arkadaşlar gerek. Bir şeyi 50 kere söylemem gerekmiyor. Aynı şekilde Lider Efe Kartal sen de. Yani bir şeyi 50 kere söylemeyeceğiz anladım, değil mi? Söyle. Anladım anladım. Oğlum açılma. Peki adamların ya. Anladı mı? Açılmayı siktir et. Ortam güvenliği etrafa dağılsınlar. Dağılma oğlum. Geçin oğlum. Bu yer de güzelmiş ya. Bu yer güzel. Güzel. Fakat burada yapmayacağız. Burası fazla şehire yakın. Alo. Alo sesim geliyor mu İdris Bey? Evet geliyor. Alo. Geliyor geliyor. Patron sorabilir miyim? Efendim. Ben şu an benzinli kardeş adam rahatsız etme. Benzinliği biraz geçtikten sonra ilk sağa gir. Ben seni görüyorum. Bak benzinliği tamam mı? Biraz geç ormana doğru. Benzinli ne oradayım İdris Bey? Gidin şunu benzin. Soruşturun oğlum bu şey. Bunu... Dümdüz basacağım değil mi? Buradayız buradayız gel. Abi yardım et abi yardım et. Gel gir içeriye. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Abi buraya. Abi tamam, Muhammed'le mesela. Bir tane işten beni koru abi lütfen abi. Kim kaçırdı seni? Muhammed kim kaçırdı? Patron. Abi bana patron, şiddet şey uyguladılar abi lütfen. Abi lütfen abi. Şimdi bir saniye. Patron, Lider Efe Kartal. Şey ortam abi, güvenliği kardeşim bak. Ortam güvenliği. Gene başıma oğlum, toplandılar kardeşim. Geçin demedim mi ben size? Geçsenize lan şuralara. Geçin oğlum. Şimdi bana bak isminle bakayım lütfen, senin. Abi, İsmin ne senin? Abi Azat benim adım abi. Azat kardeşim merak etme. Benimlesin güvendesin. Şu tarafa doğru geç bakayım bir sen. Şöyle arkamıza. Dürüst Bey emrettiğiniz geç bakayım gibi içeriye. Yaptık, getirdik. Şuraya doğru geç bakayım Azat kardeşim. Azat kardeş şöyle geç diyorum buraya doğru. Geçeyim abi. Heh, geç öyle. Şimdi seni kim kaçırdı? Ne oldu anlat bakayım. Abi benim Muhammed'le bir tane adam daha vardı. Nerede o? Abi nerede? Göremiyorum ki. Kaçmış gitmiş abi galiba. Tamam kardeşim abi, şimdi sen Muhammed, güvendesin. Muhammed'in arkadaşı. Tamam güvendesin hiç sıkıntı yok. Güvendesin. Korkma. Tamam. Şimdi sizden bir tane araç. Şu mor jipin sahibi kimdi? Ferzan. Al bu kardeşimizi. Florya sahilini oraya doğru götür. Tamam mı? O araç kiralama var ya oraya bırak gel. Hızlı. Tamamdır gel benimle. İdris abi cezasını ver abi. Muhammed Bey öldürdü abi. Vurdu ben beni. Ben görürsem ilgileneceğim kardeşim. Hiç merak etme. Tamam abi teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Hadi sen git Ferzan'la beraber. Arkanda abi. Tamam kardeşim ya, tamam. Sen bin git. Gidelim abi. Ben halledeceğim diyorum bin git. Gel benimle gel. Şş, bana bak bakayım. Muhammed mi senin ismin? Birader niye girdin oğlum? Senin evet, ismin abi. Ne? Muhammed abi. Sen niye kaçırdın dövdün bu kardeşimizi? Az önceki çocuğu. Abi ben mekanikteydim. Geldi dedi bayat falan can tak dedi. Sonra silah çekti. Beni gasp etmeye çalıştı. Kafama bacağıma vurdu hatta kurşun izi var. Yani sen hiçbir şey yapmadın o mu sana yaptı? İlk o yaptı sonra biz de yaptık. Kardeşim siz ne değişik adamlarsınız ya. Tamam kardeşim hadi bin motoruna git. Abi benim arabam yok da. Şu motoru al git o motoru. Al git onu kardeşim hadi. Şimdi çakanlar geçin bakayım bir kamyonetinizin başına. Tabii geçelim. Akün sen de takibe katıl. Burası şehre çok yakın. Konuşacağımız işler var. Hep beraber şuradan bir uzaklaşalım. Haydi araçlar arkadaşlar. Tamamdır İdris Bey. Gün Bey 10 dakika içinde nasıl kilo aldınız lan? 10 dakika için nasıl kilo aldınız? Bir tepsi baklava gömdü herhalde. Ya bu Abdülcabbar gene damladı. Amına koyayım ya. Bu çakanlardan da gerçi doğru. Dedim gene bir yerde bizi gördü de damladım amına koyayım. Hep damlıyor her yerde. Şöyle gidelim şehir dışında bir fabrikaya doğru. Burası müsait. Şöyle gelelim bakalım. Hop hop. Yavaş. Ayı olay. Yavaş. Ehliyet kim veriyor ya bunları? Hop hop. Çekil bakkaldan mi? Lazım. Park etsin arabası. Bıraktım arkadaş. Ehliyeti bakkaldan aldım. Tamam kardeşim. Dur. Çakan. Dur kardeşim. Arabayı al. Şuradaki boşluğa doğru götür. Tamam. Şimdi adam adamlarınızı etrafa salın gene. Gönderin. Geçin korumaya. Akgün. Ferzan birazcık daha arkada dur kardeşim. Sen de bak güzel kardeşim. Tamam mı? Muhammed ben sana motoruna bin git demedim mi? Sen ne geldin bizi amına koyayım?
Abi. Benim adamım, sıkıntı yok. Kimin adamı? Benim. Sen kimsin? Kim dedi benim adamım diye? Mehmet Tepe dedim. Mehmet. Şu arkadaş. Şu kısa boylu arkadaş. Sen kimin adamısın? Küçük adam. Ben tek tabancayım patron. Bu da benim adamım. Versene. Alo. Anlamadım ki tanımıyor. Ölüm. İkiniz de bak tanımıyoruz etmiyoruz. Patron. Ne işiniz var bu kadar silahlı adamın içinde? Binin patron. Arabanıza gidin bakayım ikiniz de. Vallahi abi. Sesim geliyor mu? Nasıl gidiyorlar bak tıpış tıpış hala gidiyorlar. Adamları nasıl gönderdi silahlılar? Kardeşim Allah sen de git hadi. Şimdi. Çakan şu tarafa doğru bir geçin bakayım siz. Tabii İdris Bey. Arkadaşlar bakın böyle kalabalık ortamlara girdiğimizde biliyorsunuz ki fazla kalabalık olduğumuz için ortamda iyice ağzımıza girmeyin. Neyin ne olduğunu, kimin ne yapmak istediğini anlayamıyoruz bak. Aramıza insanlar sızıyor fark bile edemiyoruz. Tamam. Herkes kendine böyle bir belli kulvar alırsa kimin nereden olduğunu, kimin kimden olduğunu anlarız. Ortada başkaları açıkta kalırsa da deriz ki siz kimsiniz? Şimdi Kartal siz şöyle geçin bakayım bu tarafa. Akgün sen de böyle gel bakayım şu tarafa. Ferzan sen biraz geride dur kardeşim. Şimdi arkadaşlar Ejder dedin ki bizim bir malımız var. Doğru değil mi? Doğru İdris Bey. Çok ben senin bu malına müşteri buldum kardeşim. Akgün mal var alıyor musun? Mal var aslında sizi kırmamak için alırım sıkıntı yok. Yani almıyor musun kardeş? Yani şehirde fazlasıyla bende mal var yani. Ne kadar malın var kardeşim? 1000'den fazla var. Allah Allah. Evet. İyi o zaman koy ortaya da sen sat. Yeni geldim mi İdris Bey? Sıcak. Zaten şu neyse. An deli başlı bir aileyle tanıştım. Arası... Şimdi Ejder kardeş senin malına Lider Efe Kartal Talip kaç paraya satıyorsun gramını? Gözler. Abdullah kaç paraya satıyorsunuz gramını? Vallahi İdris Bey Ejder bilecek de fiyat veremiyorum bunlar benim değil. Allah Allah kardeş siz bu aileyi ikiniz yönetmiyor musunuz? İdris Bey kusura bak. Buyur söyle. Buraya girin mi kusura bak. Eğer arkadaşlar İdris söylemiyorsa Bey, ben Lider Efe Kartal'a satabilirim. Lider Efe Kartal şimdi bakalım. Bu işe şöyle karar vereceğiz arkadaşlar. Yani ortada iki kişi de diyor ki ben mal satıyorum. Anladın mı? Ortada da bir tane alıcımız var. Alıcı tabii ki de kim ucuz teklif verirse ondan alacak. Kardeş bu kadar basit. Bu işin kuralı budur, raconu budur. Doğru değil mi Lider Efe? Doğrudur. Evet, Ejder kardeş gelsin bakalım bekliyoruz. Şimdi geldim Ejder gramını kaç paradan buyurun. Satıyorsun? 3500 demiştik ama gramını 3500 mü? 3500 2700'e düşer mi İdris Bey? 2700'e mi? Vay amına koyayım. Akgün sen kaça veriyorsun gramını? Ben 3000'e doğru veriyordum 2900 falan ayarlarım. Ejder kardeşimden alabilirim. Öyle mi diyorsun? Peki bu duruma Lider Efe sen ne diyorsun? 2700 alır mısın? Vallahi İdris Bey Nusret'ten etmiyoruz anlamadım ki. Vallahi biraz sorma amına koyayım. Bana da fazla geldi. Ejder biraz abartmıyor musun kardeşim fiyatı? Kapışıyor ya. Yani İdris Bey ben bu arkadaşlardan alacağım. İdris Bey. Ejder 500'e satıyor onlardan alsam. Yani İdris Bey şöyle söyleyeyim ben size. Normal en fazla fiyat 3500 lira. Ama ben sizin kurallarınıza göre. 3000 satıyorum ben de işte sabit fiyat olarak ki alıcı da ne satıyorsun kardeşim peki 3000'den kokain mi? Mari. Kokain de var elimde. Yani Mari'yi mi 3000'den veriyorsun gerçekten? Mari 3000, kokain 2000. Oğlum o paraları gerçekten alan var mı ya? Alan var mı Ejder? Satabiliyor musunuz o rakamlara? He Ejder satabiliyor musunuz o rakamlara? Efe kardeşim senin aklındaki fiyat ne? Vallahi şimdi yanlış anlamayın güç yetmezler 500'e satıyor onlardan alırım da ya ama siz diyorsanız ki ben iyi bir fiyat çekerim hadi. Şöyle 1500 bin gibi. Sıkıntı yok alalım. 1500, yani 3000 falan bilemedim yani. Sana bu malı kaç paradan verdi? Ejder bana kaç paradan verdi? 1750'den verdi gramını. 1750 liradan verdi gramını. 2000 liradan hayırlısı olsun mu Lider Efe? Çok almayacak zaten. 50-100 gram civarı alacak. Olsun olsun sıkıntı yok olsun. 2200 olsun İdris Bey ya. 2200 liradan hayırlısı olsun mu Lider Efe? Tamam olsun hadi o da olsun. Hadi hayırlısı olsun bakalım. 2200'den ne kadar alıyorsun Lider Efe? 50 gram kaça gelir ki? Kendim 50 gram. Şöyle açalım telefonumuzu çarpalım hemen. Açalım bakalım. Ben 50 sarın siz ayarlayın bakayım 50 gram. 50 çarpı 2200 110 bin lira. Aynen öyle 110 bin lira. O kadar ediyor muymuş? 50 gram o kadar ediyormuş. 100K'ya sar. 100 bin liraya sarıyor musun Ejder? İdris Bey yani Efe de affedersiniz de bizi yani. 10 binin lafı olmaz bence. Yani bir 10 binin lafı bence de olmaz yani Ejder. Mermi parası. Ya, tamam hadi sar. Buna da ticaretler olacak bak. 100 bin liraya hayırlısı olsun 50 gram. Peki elinizdeki neydi bu arada onu da sormadık. Kokain miydi? Mari miydi Ejder? Marijuana. Mari. Satalım mı?
Arkadaşlar öyleyse ben de şöyle ufak bir çıkarttırma yapıyorum. Bir mal satacaktım da. Ne satacaktın? Keleş. Ne? Keleş Nikol. Keleş Nikol var İdris Bey. Keleş satıyorsun öyle mi? Kaç paradan satıyorsun evet. Bakayım? Ferzan bak arkada dur dedikçe ağzımın içine giriyorsun. Elimin tersindesin bir tane çakacağım ağzına. Geçsene oğlum şuraya. Silah ihtiyacı olan var. Hala geziyor ağzımın dibinde. Oğlum geçsene arkaya geç. 4 belgeli AK-47 var. Tüfeğimiz var. Buraya geç bak böyle. 4 belgeli AK-47 tüfek. Evet. 3 İdris Bey. 3 mü 4 mü? Ya ben 3 satıyorum da arkadaşı bilemem. Ben 4 belgeli satıyorum. Şimdi arkadaşlar 3 belgeliyi satışa sunuyoruz öyleyse. Aranızda var mı almak isteyen 3 belgeli? Kaçtan açıyorsun kapıyı? Silah ne İdris Bey? Kapıyı AK-47 keleş. Irak'tan gel. Irak mantığı. Kaç belgeli? 3. Kulağın yok mu? La bu silah pamlar. 780'den açalım İdris Bey. Da ben malı getirttireyim. 780'den kapı açıldı. Var mı arttıran? Aynen. Çok. 780 az çok. Bu arada artık Lider Efe şehirde eskisi gibi öyle para çok bulunmuyor yani. Şu an kumar oynarken bile insanlar 50 kere düşünüyorlar. Girsem mi girmesem mi diye. Hani eskisi kadar para çok olmadığı için silah piyasasındaki fiyatlarda da düşüşler normal. Hatta biz de artık eskiden şehre 3000 liradan falan gönderiyorduk marileri. Gümrükten o paralardan sokup satıyorduk. Artık biz de uyguna satıyoruz. Yani ben en son LSD'nin gramını 500-600 liradan sattığımı hatırlıyorum yani. Şimdi 780'den keleş almak isteyen yok mu arkadaşlar? Hadi 750 yapalım arkadaşlar. 750'ye indi. 750 bin. Kimse de para yok galiba. Verebileceğim para 600 bin lira. Irak malı değerli mal. Çok fazla. 600 bin lira geldi. Cepler delik. O zaman ben şöyle bir güzellik yapıyorum. 100 gram LSD arkadaşlar 100 bin lira. Alan var mı? Evet Akgün sen mi dedin ilk alıyorum diye? Ben dedim. Tamamdır. 120 veriyorum. Çıkar 100 bin lirayı. İdris Bey bu arkadaşlar. Pazarlık usulü değil arkadaşlar. Ayır listeden ayıralım şöyle. Ayır 41 100. İdris Bey 120 veriyorum dedim. Arkadaşlar. Açık arttırma usulü açmadım. Tekrar söylüyorum. Hayır, arkadaşlar zaten yeterince mal var. Tekrar söylüyorum. Ki daha çok malım olsun ki daha çok piyasa. Arkadaşlar ilk alıyorum diyen alır. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. 50 gram LSD 300 bin. Alıyorum. Yok almıyorum. gel. Gel buraya gel. Gel. Vallahi... Buraya gel. 300 bin liraya çıkar. Vallahi o kadar ya. İlk alıyorum diyen alır dedim kardeşim. Alıyorum da dedin. Anladın mı? İdris Bey'e, ben anlamam. İdris Bey'e söylenen lafın geri dönüşü yoktur kardeş. 300 bin liraya çıkart. Çıkarıyorum mu öleceğim. İdris Bey bunu sil. Çıkart 300 bin lirayı. Ne çıkartacaksın ya? Hadi bakalım 300 bin lirayı çıkart hızlı. Sakalı yokmuş herhalde. Yiyecek kafası turculu silah. Hadi kardeşim hadi. Oğlum yeterli paran yok da neyin ticaretine giriyorsun? Kimle sidik yarıştırıyorsun? Ben normalde neyse ben sen üstünde olan 150 bin lirayı ver kardeşim sen. 150 bin lirayı yırt bakalım hadi. 150 bin lirayı versen. Al 25 gram ben de sana yarısını verdim. Aynen öyle yaptım zaten. Geç bakalım sen yerine geç. Öyle. Önce bak beni iyi dinle. Oğlum bir konuşma. Önce kulağın iyi duyacak kardeş. Duymadığın bir şeye öyle yarrak gibi atlamayacaksın. Şimdi bekleyin geliyorum. Şöyle aracıma doğru geçeyim. Yeni mallar çıkartacağım geliyorum. Lan aracımız araç panele gitmiş. Respawn olmuş. Arkadaşlar videoya burada kapanış vereceğim. Bir sonraki video yarın saat 6'da yayında olacak. Bir sonraki videoda da gene aynı yerde açık arttırma usulü güzel tekliflerle silah ticaretlerimiz devam edecek silah ve uyuşturucu. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.